Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Selim. Bugün sizlerle 9. sınıf 1. dönem 2. sağlık bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz dedikten sonra ilk sorumuza başlıyoruz. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bakalım. Pasif bağışıklık aşı yoluyla yapılmaktadır diyor. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır çünkü aktif bağışıklık aşı yoluyla yapıldığı için bu ifademiz yanlıştır. A vitaminin bilinçsizce tüketimi böbrekleri olumsuz etkiler. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bu da yanlıştır arkadaşlar. Çünkü A vitaminin bilinçsizce tüketilmesi, yani fazla bir şekilde tüketilmesi, sadece vücutta sarılığa, vücutta vücudun sarı renge dönüşmesini sağlar. Yani sebep olur. Ama böbreklerle alakalı bir şey olmayacağı için bu ifademiz de yanlıştır. Akran zorbalığı güç dengesizliğinden ortaya çıkar. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Sigaraya bağımlılık yapan madde bütandır, yanlıştır. Nikotindir arkadaşlar. Sigaraya bağımlılığı nikotin maddesi sağladığı için buradaki ifademiz de yanlış bir ifadedir. Alkole bağlı suç oranlarında en az kısmı cinsel istismardı diyor. Bu da yanlıştır. En fazla kısmı cinsel istismar olmalıydı. O yüzden bu ifademiz de yanlış bir ifadedir dedikten sonra boşluk doldurma sorularına geçebiliriz. Burada da hemen boşlukları dolduralım. Dişlerimizi nokta nokta ve nokta nokta gibi sert kabuklu cisimlerle kırmamalıyız. Sert kabuklu cisim yazmamız isteniyor buraya. Ne yazabilirsiniz? Benim şu an aklıma gelen ceviz var. Ceviz ve fındık var. Bunları ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Başka tabii binlerce yazılabilir sert kabuklu cisimler. Diğerine geçtik. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerine ne denir? Hijyen denir arkadaşlar. Hijyen. Hijyen nedir? Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerine denir diyebiliriz. Rehabilite edici sağlık hizmetleri nokta nokta ile nokta nokta olmak üzere ikiye ayrılır. Kaç ayrılır arkadaşlar? Bunlar koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yani buraya ne yazacağız? Koruyucu ve tedavi edici. Tedavi edici şeklinde ikiye ayrılır diyebiliriz rehabilite edici sağlık merkezleri için. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri nokta nokta gibi yerlerde yapılmaktadır diyor. Nerelerde yapılmaktadır? Üniversitelerde ve başka nerede yapılır? Başka da eğitim hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde ne yapılır? Üçüncü basamaklı sağlık hizmetleri buralarda verildiği için üniversite hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde ne yapılır? Bu sağlık hizmetleri verilir. Üniversite hastanesi olacak burası da, üniversitelerde değil direkt. Geri kazanılabilen evsel atıklar nokta nokta torbada toplanır. Hangi torbada toplanır? Tabii ki. Mavi torbada toplanır arkadaşlar. Eğer geri kazanılabilen evsel atıklar varsa biz bunu nerede toplamalıyız? Mavi torbada toplamalıyız diyebiliriz. Bu boşluğa da maviyi yazdıktan sonra buradan da 10 puanı, ilk sorudan da 10 puanı, toplamda 20 puanı sınava girmeden kalkmış olduk diyebiliriz. Odak yapalım biraz. 3. sorumuza geldi sıra. Bilen kişi tarafından ilaç kullanılmadan yapılan yardıma denir. Bu yardıma ne denir arkadaşlar? Bilen kişi tarafından ilaç kullanılmadan dediği için iki tür yardımımız var burada. Acil yardım mı, ilk yardım mı? Bilen kişi tarafından ilaç kullanılmadan dediği için bu nedir? İlk yardımdır. O yüzden bunun ilk yardım olacak şekilde eşleştirdik. Stresin yol açtığı bir hastalığa denir. Hangisidir hastalık? Bakalım 3 hastalığımız var. Hangisi strese yol açar? Egzama tabii ki strese yol açtığı için bunu da egzamayla ne yaptık? Eşleştirdik. C'ye bakalım. İnsanlara kene ve evcil hayvanlarla bulaşan hastalığın adıdır diyor. Bu hastalığın adı da nedir? 3 hastalığımız vardı. 2'ye düştü. Gastrit midir? KKKA mıdır? Tabii ki KKKA olduğu için buraya da bunu da bu şekilde eşleştirelim. Sağlık personeli tarafından ilaç kullanılarak yapılan yardıma denir. Yani ilk yardımın tam tersi sağlık personeli tarafından ve ilaç kullanılarak yapılıyor. O zaman bu nedir? İlk iki yardımımız vardı zaten. Biri elendiği için diğeri acil yardımı da bu şekilde eşleştirdik.
Sigaranın yol açtığı bir hastalıktır. Bu hastalık nedir? Tek kalan gastrit olduğu için bu hastalığımızın adı da gastrittir diyebiliriz. Ve böylelikle test sorularımıza geçiş yapıyoruz. İlk test sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi arasında boşluklar bulunan dişlerin temizliğinde kullanılır? A. Diş fırçası, B. Diş ipi, C. Gargara, D. Arayüz fırçası, E. Kürdan. Hangisi dişlerin arasında boşluk bulunan, yani boşluk bulunan dişler için kullanılır? Tabii ki arayüz fırçası olduğu için buradaki D şıkkını ne yapabiliriz? Direkt işaretleyebiliriz. İkinci sorumuz. Alkole bağlı suç oranlarında en fazla olay veya istismarı hangisidir? A. Cinayet, B. Trafik kazaları, C. Şiddet, D. Cinsel istismar. Trafik kazalarını bir kere daha yazmışlar, bir hata olmuş. En fazla alkolle, yani sarhoşken yapılan en fazla suç oranı hangisidir arkadaşlar? En fazla trafik kazaları olacağı için buradaki doğru cevabımız da ne olur? B şıkkındaki trafik kazaları veya E şıkkındaki trafik kazaları olacaktır. Tabii ki bunlara da alkol yol açıyor ama en fazlayı sorduğu için bize en fazla trafik kazalarında yol açmaktadır. Zaten haberlerde duymuşsunuzdur. Alkol kullandığı için trafik kazasına sebep oldu diye. Oradan da bu soruyu ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Hemen arka sayfamıza geçelim. İki test sorumuz daha var. Onlara bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sigaranın içinde bulunmaz diye sorulmuş. Heksanyum, toluen, amonyak, kadmiyum ve boya. Hangileri bulunur? Bulunanları eleyelim öncelikle. Boya bulunduğu için boyayı eledik. Kadmiyum da bulunur. Bunu da eledik. Amonyak da bulunur arkadaşlar. Toluen de bulunur. Ama heksanyum ne yapmaz? Sigaranın içinde bulunmaz. O yüzden doğru şıkkımız olan A şıkkını işaretleyebiliriz. Ayrıca sigaranın içinde 4000'den fazla zararlı madde vardır. Yani buradan da ne kadar zararlı olduğunu anlayabiliriz. Bunlar sadece bazı zararlı maddeler. Bunların binlercesi var içinde. Dördüncüsüne bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sigara hastalıklarına yakalanma oranında en azdır? A. Prostat kanseri, B. Kalp hastalığı, C. Mesane kanseri, D. Kalp krizi, E. Bronşit. En fazla bronşittir çünkü solunum yoluyla olduğu için ve sigarada solunum yolu sayesinde çekildiği için E'yi eledik direkt. Kalp krizi de aynı şekilde yüksektir oranı. Mesane kanseri de aynı şekilde yakalanma oranı en fazla olanlardandır. Kalp hastalığı da kalp krizi gibi şeyleri barındırdığı için bu da fazlayken, prostat kanserinin arkadaşlar sigarayla pek bağlantısı olmadığı için buradaki A şıkkını ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. Doğru cevabımız Adana, prostat kanseridir diyebiliriz. Diğer klasik sorularımıza geçti. E bölümümüzdeki 4 tane klasik sorumuz ve F bölümünde de 4 tane klasik sorumuz var. Sakın arkadaşlar bu sınav klasik diye, bizim sınavımız test olacak diye çıkmaz diye düşünmeyin. Çünkü benim burada dediklerimin aynısının tıpatıpını test olarak sorabilir. Yani hiçbir sorun olmaz sizin açınızdan. O yüzden sakın izlemeyi bırakmayın. En temel sağlık basamaklarından 5 tanesini yazınız diyor arkadaşlar. Hemen yazalım buraya. Ne yazabiliriz? Sağlık ocaklarını yazabiliriz. Sağlık ocakları. Ardından hastaneler yazabiliriz. Hastaneler. Ardından ne yazabiliriz? Üniversite hastanelerini yazabiliriz. Üniversite hastanelerini. Yüksek teknoloji hastaneleri yazabiliriz. Yüksek teknoloji hastaneleri yazabiliriz. Ardından eğitim ve araştırma hastanelerini ne yapabiliriz? En temel sağlık basamaklarından 5'ini bu şekilde yazabiliriz. Eğitim ve araştırma hastanesini de bu şekilde yazarsak buradan tam puanı kapmış oluruz. İlk yardım ve acil yardım arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız diyor arkadaşlar. İlk yardım arkadaşlar, ilk yardım eğitimli kişiler tarafından yapılır. Eğitimli kişiler tarafından ve yani olay yerinde yapılan bir sağlıktır. Olay yerinde yapılır. Başka ne yazabiliriz bunun için? Sağlıkçı gelmeden önce yapılır. Yani acil yardımdan önce yapılır. Ne yazabiliriz? Sağlıkçıdan önce yapılır şeklinde yazabiliriz. Bu ilk yardım içinde. Peki acil yardım için ne yazabiliriz? Sağlıkçı tarafından yazılır diyebiliriz. Sağlıkçı tarafından. Yani herkes tarafından yapılmaz, sadece sağlıkçı tarafından. Ama bu eğitimde her kişi tarafından ne yapılabilir? Yapılabilir. Sağlıkçı tarafından yapılır ve ciddi olaylar için, yani ciddi yaralanmalar için
yapılan bir yardımdır, acil yardım ve herkes yapamaz bunu. Buraya da ek olarak herkes yapamaz şeklinde yazarsak buradan da tam puanı kapmış oluruz. Diğer sorumuz, hastalıkların bulaşma yollarından 5 tanesini yazınız diyor. Hastalıklar neyden, nasıl bulaşılır? Hastalıklar arkadaşlar dolaylı yol, şuraya yazalım. Dolaylı yoldan, ardından havadan, kandan bulaşabilir, cinsel yollarla bulaşabilir ve vektörler aracılığıyla ne yapabilir? Bulaşabilir vektörler. Vektörler dediğimiz nedir? Böceklerdir. Böcekler tarafından da ne yapılabilir? Bulaşabilir. Dişlerin görevlerinden 3 tanesini yazınız diye sormuş arkadaşlar. Dişlerimiz besinleri ne yapar? Besinleri öğütür yazabiliriz. Öğütür. Ardından ne yazabiliriz? Bir başkasına besinleri parçalar yazabiliriz. Ve sonuncu olarak da ne yazabiliriz? Konuşmaya yardımcı şeklinde özelliklerini yazabiliriz. Bu da dişlerin 3 görevinden biridir. Besinleri öğütür, besinleri parçalar ve konuşmamızda ne yapar? Yardımcı olur şeklinde görevlerini de yazabiliriz. Bağımlılık nedir? Açıklayınız diye sorulmuş. Bağımlılık arkadaşlar bir şeye ne yapmaktır? Bir şeye bağlı kalmaktır. Bir şeye bağlı kalma, onsuz yapamama gibi açıklamasını yazabilirsiniz. Doğru diş fırçalama nasıl olur diye sormuş, anlatınız demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. Doğru diş fırçalama alt ve öncelikle alt, sonra üst dişin dış kısmını doğru bir şekilde fırçalanır. Ardından alt ve üst dişin iç kısmı fırçalanır. Yazalım hemen. Alt üst dişin iç kısmı ne yapılır? Güzelce fırçalanır. Ardından besinlerin çiğnenildiği kısımlar, yani üst kısımlar, dişlerin üst kısımları, üst yüzeyleri, dişlerin üst yüzeyleri ne yapılır? Fırçalanır, üst yüzeyi ve ardından son olarak da ne yapılır? Ağza ferahlık vermesi için de en son olarak da dil fırçalanır. Fırçalanır şeklinde doğru diş fırçalamasını da anlatabilirsiniz. Diğer bir sorumuz, genetiği değiştirilmiş organizmalar, yani GDO nedir? Açıklayınız diye sorulmuş. GDO arkadaşlar mühendisler tarafından yani mühendisler dediğim mühendisler tarafından kalıtımsal değişikliğe ne yapmasıdır? Kalıtımsal değişikliğe uğrayan organizmalara ne denir? Organizmalara genetiği değiştirilmiş, yani GDO'lu organizmalar denir. Açıklamamızı tekrar okuyalım. Mühendisler tarafından kalıtımsal değişikliğe uğrayan organizmalara GDO'lu, genetiği değiştirilmiş organizmalar denir. Buradaki kalıtımsal dediğimiz şey nedir? DNA'dır. Yani organizmanın genidir şeklinde de açıklanabilir. Bir ilk yardımcı olsaydınız bir kazada neler yapardınız diye sorulmuş. Bir trafik kazasında olsaydım arkadaşlar, bunu yazmayacağım. Çünkü bu alana sığacağını düşünmüyorum. Bir trafik kazasını yaşayan birini görseydim hemen öncelikle oraya giderdim ve reflektörler sayesinde orada kazanın olduğunu belirtirdim. Arabada reflektörün olması gerekiyor zaten. Onu alarak etrafa koyarak diğer araçların orada bir kaza olduğunu, o yüzden durmaları, yani yavaşlamaları, dikkat etmeleri gerektiğini göstermek için oraya reflektörler koyardım. Reflektör ne, onu da çizeyim hemen. Üçgen şeklinde levha arkadaşlar, ama bu levhaya ışık çarptığında parlıyor, yani fosforlu diyebiliriz. Bu sayede ne yapıyor? Orada bir şeyin, bir hareketliliğin, bir olayın yaşandığını karşı sürücülere belirtiyor. O yüzden ilk önce reflektör koyardım. Ardından ise eğer orada bir
toplanılmışlık olmuşsa, yani insanlar toplanmışsa hemen insanları oradan uzaklaştırmaya bakardım. Yaralıya böyle rahatlamasını sağlardım, yani böyle insanların ilgisini şey yapardım, açılmalarını söylerdim. Ardından ilk yardım biliyorsam yapardım. İlk yardım işte gelmeden önce yapılan yardıma deniyordu. Sağlıkçılar ve ardından ambulansı arayarak daha profesyonel bir kişinin bu işe bakmasını ne yapardım? Sağlardım. Siz de bunları doğru bir şekilde buraya ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Ve böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz bizi Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Hemen Instagram adresimizi vereyim size. Yazılıya hazır mısın yazarak Instagram adresimize bakabilirsiniz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada ne yaptığımızı açıklayayım hemen size. Burada YouTube'da olmayan yazılı videolarını paylaşıyorum. Örnek olarak coğrafya yazılısını çekememiştim ilk başta. Geçen yazılılar için söylüyorum. Birinci yazılıda çekememiştim. Direkt bu Instagram adresimize atarak sizin bu yazılıya ulaşmanızı sağlamıştım. Ayrıca tarih yazılısı da aynı şekilde, ama ikinci yazılılar kanalında mevcut şu an videolarıyla birlikte, oradan ulaşabilirsiniz. Başka arkadaşlar sorular paylaşıyorum burada. Eğer bu soruları siz doğru cevaplarsınız kanalımda videoya çıkabiliyorsunuz. İsminizi geçirebiliyorum burada. Bu şekilde sorularımız var. Eğer siz de videoma çıkmak istiyorsanız Instagram adresimizdeki soruları doğru cevaplayarak videomuza çıkabilirsiniz. Ve ayrıca bana sormak istediğiniz bir şey varsa veya iletişim kurmak istiyorsanız bu Instagram adresimizden de bize ulaşabilirsiniz dedikten sonra. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kanalımdan diğer yazılı videolarında bakabilirsiniz.